Migros TV izleyicileri, hepiniz programımıza hoş geldiniz. Hepinize merhaba sevgili hanımlar, günaydınlar. Ben bugün birazcık heyecanlıyım açıkçası. Neden derseniz, çünkü hem ilk defa böyle bir yayın yapacağım hem de uzun zamandan sonra sizlerle yeniden buluşmanın heyecanı bu. Sevgili hanımlar, sizler için şahane bir program hazırladık. Programımızın adı Nilgün Belgün'le Dört Köşe. Dört tane size özel köşemiz var. Ben ilk köşemizin tanıtımıyla başlıyorum efendim. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim ilk önce. Biliyorsunuz sevgili hanımlar, eşlerinizin kalbine giden yol mideden geçer. Sevdikleriniz için, çocuklarınız için, çeşitli tatlar, lezzetler ve tarifler için sevgili aşçımız Alp burada. Kendisi bize her gün bir şeyler, bir tarifler verecek. Nasılsın Alp? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz mutfağımıza. Sen de hoş geldin Alp. Hoş bulduk. Bu ara sevgili izleyiciler, bir şey söyleyeceğim. Alp daha önce Migros TV'de yemek programı yapıyordu. Evet. Fakat Alp'in siz sadece ellerini görüyordunuz. Ama şimdi gülen güzel yüzünü de göreceksiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Migros TV'deki tarif videolarımız yine devam edecek. Hı. Ama her hafta, her perşembe 11 ile 12 arasında burada bir tarifimizi canlı canlı yapıp hep birlikte konuklarımıza da ikram edeceğiz. Peki bugün ne yapacaksın? Bugün salep soslu havuçlu kek yapacağız. Malzemelerin oda sıcaklığında olması bir avantaj aslına bakarsanız. Dolayısıyla malzemeleri bir sayayım mı? Lütfen say. Tamam. 3 adet yumurtamız var. 1 su bardağı toz şekerimiz var. Yarım su bardağı zeytinyağlı. Zeytinyağlı bir kek yapıyoruz. 1 su bardağı sütümüz var. 2,5 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 tatlı kaşığı kadar tarçınımız var ve 3 adet rendelenmiş havucumuz var. Salep bunun neresinde? Salep bunun sosunda. Bir sos hazırlayacağız. Fırından çıkan sıcak kekimizin üzerine beyaz çikolata, toz salep ve kremayla çikolatayı eriteceğiz. Kremayla bir sos hazırlayacağız ve ben size canlı canlı bunu yayının sonuna doğru ikram ediyor olacağım. Bayağı hoş bir yayın yapacağım, evet. O zaman. Şimdiden o keki hayal edeyim ben. Tamamdır. Peki efendim, barda var da burada bir de hediyemiz var. Size bir hediye vereceğiz. Adını sen koy bölümümüzün, hediye bölümümüzün adı. Anlat istersen. Evet. Biz burada bugün bir kek yapacağız. Haftaya bu bir hamur işi de olabilir, bir zeytinyağlı da olabilir. Ama bu hediye için sizden şöyle bir şey isteyeceğiz. Facebook, Migros TV'nin Facebook ve Instagram hesabına bu tarifin malzemelerinin göründüğü bir video paylaştık orada. O videonun altına bu tarifle ilgili yaratıcı bir isim koymanızı rica ediyoruz sizlerden. Ve yayın sonunda Nilgün Hanım oradan bir şanslı kişiyi seçecek. Ve o şanslı kişiye de sürpriz bir hediyemiz olacak. Evet. Gayet de güzel bir hediye. Gayet güzel bir şey. Hediye de çok sürpriz ama yaratıcılığınızın en sonuna kadar gidin lütfen. Çünkü ben seçeceğim. Örnek içinden verelim mi bir tane? Mesela bir örnek. Mesela bu kekimizde salep var, tarçın var. Kışı anımsatıyor olabilir size ve bu kek için kış gülleri diyebilirsiniz. Benim için aşkı anımsattı bana. Ben de bunun için aşk keki diyebilirim mesela. Yani ben bunu dedim ama siz daha da yaratıcı olun lütfen. Müthiş hediyem var. Ayrıca hediye bölümü sadece bir tane değil. Şimdi ikinci hediye bölümümüzü anlatacağım size. Efendim, biz bir saat boyunca canlı yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Bu bir saat boyunca canlı yayınımızda belli noktalarda bazı şifre ve şifreler size vereceğiz her programda. Belli bir yere koyarız, buzdolabının üstüne koyarız, yanına koyarız, dolaba koyarız. Her yerden bu şifre çıkabilir, bu şifreler. Siz bu şifrelere bakacaksınız. Bulduğunuz, yakaladığınız zaman şu anda altta geçen hesaba, Instagram ve Facebook hesaplarının direkt mesaj bölümüne bu şifreleri yazıp bize yollayacaksınız. Biz içinizden 5 kişiye doğru bilen şifreleri 5 kişiye müthiş şahane hediyeler vereceğiz. 5 kişi Facebook'tan, 5 kişi de Instagram'dan 10 kişiye. Bugün şanslı gününüzdesiniz, tek şifre var. Arayın bulun artık nerede, ben bilmem. Sana kolay gelsin. Teşekkür sonra ederim. Tekrar görüşeceğiz. Görüşmek Alp üzere. Yaparken ben efendim ikinci köşeme geçiyorum. İkinci köşemiz siz hanımlar için kendinizi daha güzel görmeniz, aynaya baktığınız zaman öf be bugün yıkılıyorum ne güzel kadınım demeniz için güzellik köşesi. Pelin'cim merhaba. Merhaba. Önce seni bir tanıyalım, sonra ne yapacağını öğrenelim. Tamam. Ben Pelin Dindar. Güzellik içerikleri ürettiğim bir YouTube kanalım var. Orada güzellikle ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Makyaj, cilt bakımı gibi konularla ilgili videolarım var. Bugün harika.
seni oradan takip etsinler. Evet, takip edebilirsiniz. Bugün ne yapacaksın? Bugün burnumuzu nasıl daha dar gösterebiliriz? Geniş yüzleri nasıl daha küçük, daha oval gösterebiliriz? Ya da dudaklarımızı nasıl daha dolgun gösterebileceğimiz gibi makyaj hilelerimi alacağım. Oo, güzel hileler bunlar. Hiç burun kaldırmaya lüzum yok. Boya ince göster, bitsin bu iş. Evet. Hiç ameliyata gerek tabii, yok. Tabii, evet. Süper, sonra tekrar uğrayacağım. Tamam. Sanıyorum senin üzerinde yapacak bu makyajı. Evet. Peki, kolay gelsin Pelin'cim. Teşekkür ederim. Evet, Aslı'cığım merhaba. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Sen de kendini lütfen bir tanıt. Ben Aslı Öge, moda tasarımcısıyım ve şu an ünlü bir markanın koleksiyon müdürlüğünü yapıyorum. Bugün sizlere çok kolay bir kendin yap tarifi vereceğim. Şöyle bir şey yapacağız. Eski kazaklarımızdan bere yapımını öğreneceğiz. Ve malzemelerimiz de çok basit gerçekten. Sadece eski bir kazağımız, bir bere, makasımız, silikon tabancamız, toplu iğnemiz ve çeşitli aksesuarlarımız var. Yani dikiş bilmeyen hanımlar bile çok rahat, çok güzel şekilde yapabilecekler. Süper. Yani eskilerinizi atmayın. Kesinlikle. Mutlaka bir yaratıcılık bulacaksınız ve bir şeyler kesinlikle, üreteceksiniz. Kesinlikle. Peki çok teşekkürler, Aslı'cığım. Efendim, anlat anlat bitmez programımız. Asıl dördüncü köşemizde konuk köşemiz. Muhteşem, birbirinden değerli konuklarımız olacak her hafta. Ayrıca size söyleyeyim, Migros'ta alışveriş yaparken yanınıza bir kamera yaklaşırsa sakın şaşırmayın. Hemen konuklarımıza hangi soruları sormak istiyorsanız o kameralara içinizden, gönlünüzden geçen soruları rahatça sorabilirsiniz. Daha neler var, neler neler, az sonra. Programının bu haftaki konukları Sabah Tümer ve Doktor Ender Karaç. Şeker hastalara dikkat. Nasıl beslenmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Hamile hanımlar, neleri yanlış yapıyorsunuz? Kabızlık problemi olanlar, kabızlığı göz ardı etmeyin. Kanserden koruyan besinler ve Alzheimer'ın beslenmeyle olan ilgisi Doktor Ender Karaç'ın anlatımıyla Nilgün Belgün'le Dört Köşe'de az sonra. Ekranlarda gördüğünüzde istem dışı bir gülümsemeyle severek izlediğiniz, hali tavrı neşeli, sohbeti keyifli sunucu Sabah Tümer, birbirinden renkli açıklamalarıyla Nilgün Belgün'le Dört Köşe'de az sonra. Efendim, ilk konuğumu hiç vakit kaybetmeden davet ediyorum. O benim can dostum. Bir kere böyle bir günümde benim yalnız bırakmadı. İkincisi, o benim için gerçekten işini çok iyi yapan, ülkenin en iyi sunucularından biri diyeyim. Benim için en iyisi ama hadi biri diyeyim. Neşeli, eğlenceli, şahane bir kadın geliyor. Benim için ayrıca da çok güzel. Sabah Tümer geliyor. Kahkahalarıyla geliyor. Sabah sabah bilmem nasıl geleceğini. Arkadaşım. Canım arkadaşım. Canım hayırlı benim. Olsun, çok teşekkür ederim. Olsun. Bakayım sana. Çok hoşsun, çok seksisin çok Sabah. Senin için de. Canım benim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Sen iyi misin? Ben çok iyiyim. Gördüğün gibi nasıl görünüyorsam öyleyim çok yani. Çok güzel gözüküyorsun. Böyle rengarenk, kiraz, aynen, kiraz küpelerinde. Evet, kirazımı da taktım. Evet, evet, Migros için kirazımı da taktım buraya şekerim. Peki, seninle konuşacağız. Bugün seni biraz sıkıştırmayı düşünüyorum. Hangi açıdan? Her açıdan. Aklına ne geliyorsa. Bebeğim. Sıkıştırayım mı bebeğim? Sıkıştıran sen ol. Tamam, peki seni hemen yerine alıyor, tamam, eli alıyorum. Ve bizim çok değerli bir dostumuz daha var. O da benim can dostum. Ayrıca Sabah ile ikimizin dostu. Ayrıca onlar daha da dost çünkü ikisi de İzmirliler değil mi Sabah? Hemşeriyiz. Hemşeriler. Ve sağlıklı yaşam deyince bütün püf noktaları biz ondan öğreniriz. Bizim için Ender Saraç deyince her şey durur. Efendim, Ender Saraç geliyor. Sevgili doktorum, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl oh, mutlu güzel oldum kadın sizi görünce. Sağ olun. Yanımda aynı şekilde. Oldunuz. İlk gün, olur mu? İlk büyük keyifle. İlk büyük çok keyifle. Çok teşekkür ederim. Ne yapayım, oturayım mı? Oturun isterseniz. Tamam, oturayım. Hadi oturun orada, tamam, sohbete tamam, devam edelim. Evet. Instagram'dan paylaşmak üzere iki dakika. Bizi mi paylaşıyoruz? Evet. Paylaşacağını ben Instagram'dan paylaştım az önce. Paylaştın mı? Ne yazdım? Vallahi ben aynen şunu yazdım Instagram hesabımda. Hemen gireyim. Ama dedim? Ben Facebook, Twitter'dan da paylaştım. Evet. Şöyle tabii ki. Şu an Migros TV'de Sabah Tümer ve Nilgün Belgün'le canlı yayındayız. Çalışan diye çıkmış. Bazen kelime düzeldi, onu düzeltirim. Çok eğleniyoruz. Yani ayrıca gelin daha da anlamında. Daha da eğleneceğiz. Daha da eğleneceğiz. Onu ben bir düzelteyim. Bu düzeltmeler tamam, var ya. Tamam, biz konuşalım. Sen bitti mi işin tamam, hayatım? Yok, bitmedi, yazarım ben. Peki sonra yazarsın. Nasılsın Sabahcığım? İyiyim, iyi çok misin? İyiyim Nilgüncüm. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda Allah'a çok şükür. Sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Sen şimdi en son oyuna heyecanlı yapma. Şey yapacağım. Normal bir şey soracağım. Yok yok. Yok. Gözlerini açtı böyle. Oyuna geldik yarışmasını yaptın. Evet. Ondan sonra bir süre duruyorsun durdum şimdi.
Sana ne gelirse seni çok heyecanlandırır. Nasıl bir şey gelirse. Valla ben ne yapmak istediğimi biliyorum. Ne yapacağımı da biliyorum. Hı. Onun için şu anda da şey yapıyorum. Yani geçenlerde Kan'a gittim festivale. Orada evet. Güzel bir format yakalar mıyız acaba, ne var filan diye. Pek bir şey yoktu. İşin sonuçta açıkçası. İşte o formatlar geliyor buraya, yapılıyor. Ama bazı formatlar bize uyuyor, bazıları hiç bize uymuyor. O açıdan baktım ama bu sefer ilk defa kendim gittim bakmak için. Hı. Yani çünkü hani izleyiciyi çok iyi tanıyorum, kendi izleyicimi çok iyi tanıyorum. Kendim ne istediğimi biliyorum. Çünkü başkası hani ötekinin getirdiği değil de kendi gözümle görmek tabii istedim. Tabii ki kesin. O hani bir iki tane bir şeyler vardı ama öyle çok matah şeyler değil. Belki başka bir programın içerisinde hani hoş bir şekilde yedirilebilecek şeyler vardı. Peki yüreğinden geçen böyle istediğin... Ben tekrar late night show yapacağım canım yani. Bence o... sana çok yakışıyor. Evet. Yani benim için onu demin söyleyecektim de oturduğun yerde söyleyeyim dedim. Yani seni öyle hani arkadaşımsın diye özellikle söylemiyorum. Uzaktan da arkadaşım olmasan da söyleyeyim. Hakikaten Türkiye'de talk show yapabilen, gerçek talk show yapan sen varsın ve çok diyelim şükür. Ki şey var işte Beyaz var. Beyaz. Zaten Beyaz ben Okan üçümüz. Okan üçünüz yani bir ikinci kadın mesela çıkmadı talk şey show'da. O şey de onu hep söyler, Beyaz da onu hep söyler. Bir sen varsın, bir ben varım, bir Okan varsın. Biz diyor joker diyor, elemanız diyor. Gerçekten ben de öyle. Joker kadınım yani. Her iş geliyor, her işi yapabiliyorsun. Sunuculuk, evet televizyon programı falan filan. Çok şey, benim diyor kanalım olsa diyor Beyaz bana. Oturturum seni diyor. Her ya, bir başla yerden, haberleri sunmaktan başla. Çıkarsa yani hiç diyor, devamı paranı veririm diyor. Güzel projede de pat diyor koyarım seni. Peki böyle konuşurken şimdi aklıma geldi, her yerde dizi oyunculuğu gelse mesela. Vallahi yaptım bu birkaç sene, tane yaptım, de. Yaptım. Bu sene bir tane geldi. Fakat şehir dışı yani haftada bir iki gün olacak bir rolü. Sonra ben de kabul etmiştim aslında bir deneyeyim diye. Sonra rolü büyüttüler ve şehir dışında bir yerdeydi. Eşim hem kendi programı başlayacak falan filan, onun için öyle bir söz vermek istemediğim için olmadı. Olmadı. Şimdi programın başlayacak mı, öyle bir şey verebilir mi? Başlayacak ama hani bir timing vere, zamanlama. Zamanlama veremiyoruz. Aynı program mı? Timing de yok, daha değişik. Daha değişik. Oyuna geldik değil, öteki talk show değil, başka bir şey. Başka sürpriz bir şey. Ama içinde talk show ağırlıklı olacaktır evet, mutlaka. Evet, sana evet, çok yakışıyor. Evet. Konuşmak, gülmek, kahkahalarında olacak mı? Konuşmak, gülmek. Tabii benim potlarımı falan özledi insan. Bu şimdi ne diyecek diye. Peki sen astrolojiye meraklı mısın? De? Evet meraklıyım. Hele Ender'le daha da meraklanıyorum. Ne yapıyorsun yay burcu diye beni gördün. Evet. Şimdi o yay yükseleni koç. Evet. Ayı da balık. Enteresan bir kombinasyon. Şimdi Jüpiter terazide. Bu arada çoğu kişi bilmez, ben söylemem. Türkiye'nin ilk sertifikalı ve eğitme yetkisi olan astrologlarından biriyimdir ben. Biliyorum. Ondan şimdi onu ben söyleyecektim. Çok sevdiğim bir konu astroloji. Astrologsunuz aynı zamanda. Bununla evet. Şeyi sağlığı nasıl birleştiriyorsunuz ya da nerede buluşuyorsunuz? Şöyle, onu merak ediyorum. Aslında hepimizi yaratan, hepimize bir format atıyor. Diyor ki sen kadın olacaksın, sen erkek olacaksın. Sen dünyevi zaman dilimine göre işte milattan önce 300, milattan sonra 2005'te doğacaksın. Şu anne şu babadan doğ. Herkese evet. Bir milyarlarca özellikle bir format atılıyor. Hatta dün akşam bir uzman doktorların olduğu bir genetik ile ilgili yaşlanmanın geciktirilmesiyle ilgili bir bilimsel toplantıdaydım. Orada da çok enteresan ince enerjilere doğru gidiyor artık tıpta. Hepimize bir format atılıyor. Bu da astroloji de size yaratanın attığı formatı yani yol haritanızı kavramanız için ipuçlarını veriyor. Mesela ben balık burcuyum. Balık burcunun sağlığında şuralarında dikkat etmesi gerekiyor. Bu kadar genel bir şey yok, yok. Aslında. Heh. İnsanın burcu, yükselen burcu, ay burcu, gezegenlerin evlere göre yani. Dağılımı, herkes unik, herkes farklı. Farklı. Anladım. Yani öyle işte işte koç burcu, işte başı hassastır vesaire. Kısmen doğru ama o kişinin yükselenine, ay burcu ne, sağlıkla ilgili. İlk defa bu sene natural festivali var Nişantaşı'nda. Bütün böyle bu spiritüel konuların. Evet. İşte ilk defa bu sene orada sağlık astrolojisi anlatacağım. Aa, sağlık astrolojisi. İlk defa, ben de merak ediyorum. İlk defa işte. Öyle bir konu. Çok da enteresan bir konu. Siz de çok güzel programlar yapıyorsunuz. Yine düşünüyor musunuz şimdi tekrar yapmayı? Şimdi 3 büyük kanaldan teklif var. İşte bakalım bu hafta. İşin açıkçası biraz ara vermek iyi geldi. Çünkü ben bu yaz da televizyon programı yaptım. Hı. Ve çok daha yeni bitti. Birazcık ara vermek istiyorum. Çünkü hastalar çok yoğun. Zayıflama hastaları şey aslında çok yoğun. Ama bakalım belki hayır, döneriz özlüyor ekrana. Özlüyor insanlar. Ben, her ikiniz de televizyonda özlüyorlar açıkçası. Ben sabahçı, o akşamcı. Evet. Belki sen de buluşup akşamüstü programı yapalım seninle beraber sen sabah. Gece evet akşamüstü programı yapalım seninle. Güzel olur. Sabah senle biz bir zaman tüneline gittik.
bitti. Gidelim mi? Gidelim. Nereye gidiyoruz? Zaman tünelinde. İzleyelim bakalım zaman tünelinde neler varmış. Hadi senin izleyelim. Zamanında. Benim zamanımda hem de. Sabah Tümer'le zaman tüneli. Sabah Tümer'le bir zaman yolculuğuna hazır mısınız? Öncesine de gitsek, 20 yıl öncesine de gitsek, değişmeyen tek şey şen kahkahaları. Ve yıllardır hep bekar görüyoruz Sabah Tümer'i. Arşivden göz gezdiriyoruz. 9 yıl önce acaba evlilik hayalleri var mıymış? 9 yıl önce ne demiş? Şu anda ilk defa duydum. Hatta kamera beni çekseydi suratındaki o acayip ifadeyi görecektim. Vallahi yok. Biz böyle çok mutluyuz bekar bekar. 3 yıl sonrasına yani 5 yıl geriye gitsek bir eş arama isteği gözümüze çarpıyor. 5 yıl önce ne demiş? Ben eş istiyorum. Bunları yapacak birini istemiyorum. Peki ya hayalindeki prensin robot resmini versen ya bize sabah. Nasıl bir rüyalarındaki eş? Öyle standartlarım yok yani. Şöyle olsun böyle olsun falan. Yine 5 yıl önce bir damat adayı falan var mıymış acaba? Öyle aday maday bakmıyoruz. Ben diyorum ki herhalde çok kale abi birik yani daha gelemeden değil mi? Ağır abi geliyor ancak. Ay bilmiyorum inşallah yakalamazlar ne gerek var yani. Ben sanatçı değilim bir şey değilim. Ama galiba kaçamakları varmış ki 5 sene önce yakalanmaması ile ilgili bakın neler söylemiş. Zaman Sabah Tümer'e yaramış. Bugüne kadar hiçbir değişiklik olmamış. Yaklaşık 10 yılda neler değişmiş acaba? Saçlarından giyimine şöyle kabaca incelersek. Sabah Tümer 2004 yılında kısa saçları ve henüz yaptırmadığı dişleriyle dikkat çekiyor. 2016 yılında verdiği kiloları, platin sarıya boyattığı saçları ve aldığı yeni kararlarla karşımıza çıkıyor Sabah Tümer. Benimle aynı sorumluluk duygusunda olan bir baba bulursam, yani birisini seversem o zaman tabii ki neden olmasın çok da isterim. Hatta yumurtalarımı da dondurmayı düşünüyorum. Ve şimdi stüdyoya dönüyoruz. Bakalım Sabah Tümer'in yıllardır çözülemeyen özel hayatı Nilgün Bergün'ün hoş sohbeti ve hem iç gıcırdatan hem de kahkaha attıran sorularıyla çözülebilecek mi? Vay be. Vay be bu aranan eş bulundu mu affedersin? Uzun zaman eş aranmış. Bayağı uzun zamandır arıyormuş. Rezillik. Ama bu, Ender dedi ki. Ne dedi? 2017'de. Hiç değişmemişsin aynı güzellik söyle. Valla hiç değişmemiş maşallah. 2017'de evleniyor musun? Evet. Kaç İnşallah. Senemiz kaldı? Bir sene aday var mı? Aday yok ama çıkar bu yani. Çıkar. Tak bak format atılıyor dedi. Formatta. Nasıl atıyorsun bu format? Yeni bir format atacağız bakalım. Aa süper. Bana da atalım bir format. Ha siz de mi evlenmiş? Başka bir format olsun. Konuşuruz. Benim evlilik format olmasın artık. Yeter bana galiba. Kaç tane vardı? 5 miydi? 3 cenazem, 4 nikahım var benim. Nilgün esas şoke oldum bak çığlık attım. İbrahim Tatlıses'te evet. Seni saygı nere? Ben Show TV'de gece programı yaparken bilardo oynatmıştım. Ve o program benim ilk patlayış programımdı. Onunla patladı benim programlarım. Orada tabii İbrahim Tatlıses, Semih Saygı ve yıllardır... Herkesin öyle bir şeyi oluyor evet. Ama. Benim de öyle bir programım olmuştu. Hatta bir cuma akşamıydı. Ki o zamanlar hani öyle ben haber programıydım sonuçta. Sen onu arıyordun öyle mi o evet, program? Evet o gün hatta Beyaz'ın reytingini falan geçmiştik yani böyle bir acayip bir şeydi yani o kadar. İnanmıyorum. Tabii ondan sonra ve yıllardır o görüntüyü arıyorum hiç bulamadım ama herkese sordum yani kanala Show TV'ye odur budur falan filan. Şimdi görünce şoke oldum ve dedi ki oradaki beyefendi Can Tanrıyer vermiş. Ay Can çok teşekkür ederim hemen çıkışta seni arıyorum. Bütün görüntüyü alıyorum. Oradaki beyefendi Kenan Bey, Can Bey'in de ahbabı aynı zamanda. Ha, onlar arkadaşlar. Belli. Can Tanrıyer de yay burcudur. Senin de burçtaş. Evet o da Can da yay burcudur. O kadar iyi anlaşıyoruz. İyidir ya. Yay burcu neşelidir. Ya şeydir. Yay burcu neşelidir. Yay burcu seyahat sever. Çok iyi arkadaştır. İlişkide bilmiyorum yay burcu. Biraz özgürlüğüne düşkündür.
Öyle. Ya bu herkesin bir patladığı bir program var gerçekten. Ben de şimdi sabah söylediğinde düşündüm. Eskiden Rüstem Batum'u hatırlarsınız. Çok güzel. Çok da iyi Rüstem Batum'la 360 derece diye ekranda ya Cem Özer ya Rüstem Batum olurdu o zaman. Evet. Ve ikisi hangisini seyredelim hangisi daha önde de böyle bir kapışma olurdu. Cem Özer de çok iyiydi. İkisi de çok iyiydi. Evet, ikisi de devam zaplayıp duruyorduk ya. Ondan sonra ben de Rüstem Batum'un yıllarca düşmeyen bir tansiyon sorunu vardı. Onu doğal tıp yöntemleriyle düşürmüştük. Bir dostluk olmuştu ve beni ekrana çıkardı. Ama o zamanki talk show'larda da yani kilitleniyordu herkes ekrana. Tabii bir tek kanal evet, vardı zaten Sibel çoğu Tüzün, zaman. Sibel Tüzün, Salih Güney ve ben üçümüz çıkmıştık. Hiç unutmuyorum. O program da bende iz bırakmış ve o gün o program bir de Hülya Avşar'ın bir şovu vardı kanalda. O iki programla da ben tanınır olmuştum Türkiye'de. İşte hiç belli olmuyor. Ben de bir çingene tiplemesi oynadım. Yıllarca oyunculuk yaparım. Bir çingene abi beryem dedim kıyamet koptu. İşte hiç belli olmuyor. Şimdi sizin zaman tünelinize gidiyoruz. Böyle mi? Benim de evet, hadi bakalım. Can neler buldu acaba heyecanlarla. Güzellik ve diyet uzmanı Doktor Ender Saraç'tayız. Ender Saraç'la nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Kırmızı Halı ekibinin geleneksel iftar yemeklerinin ikincisinde yine yıldız yağmuru yaşandı. Her zaman sağlıklı görüntüsüyle dikkat çeken Doktor Ender Saraç, selülite yıllar öncesinden savaş açmıştı. 2004'te selülite savaş açtı. Erkeklerde gözükme oranı oldukça azdır. Çünkü daha çok dişilik hormonunun yüksekliği oluşumunu artıran nedenler arasındadır. 12 yıldır duruşunu bozmayan ünlü doktor Ender Saraç izleyiciyi adeta kağıtla kalemle ekrana kilitliyor ve başlıyor güzellik formüllerini sıralamaya. Bunları günde 1-2 fincan veya 2-3 fincan kaynatıp içerseniz şeker koymadan 2-3 hafta içerisinde selülitli dokunun oluşmasını durdurmaya başlıyor. 12 yıl öncesinden mucize formül. Aromatik yağlarla evde doğal olarak masaj yapabilirler. Bu yağları bir kabın içerisinde karıştırabilirler. Kolların iç kısımlarına da sürüp önce yayın. Halkı bilinçlendirmekten asla vazgeçmeyen başarılı doktor Ender Saraç 2007 yılında ünlüler hakkında bakalım hangi tüyoları vermiş. Hülya Hanım'ın fotojenitesini ve ekran karşısındaki duruşunu ve elektriğini değiştirme gücünü çok takdir ediyorum. Gülben Ergen de ışığı, kameraları ve günü çok iyi kullanmayı bilen birisi. Ebru Hanım'ın da normalde gayet düzgün bir fiziği var tabii ki mutlaka fakat bunu çok güzel bir şekilde makyajla da sergileyebilen bir kişi. 12 yıl öncesi ve sonrası arasında biz çok bir fark görememekle beraber ak düşmeyen saçları ve her zaman sağlıklı janti görünümünü nasıl koruduğunu merak ediyoruz. Ender Saraç 2004 yılında gözlüğü, beyaz önlüğü ve oldukça motive haliyle dikkat çekiyor. Ve 2016 yılında Ender Saraç renkli kombinli takım elbisesiyle uyumlu gözlükleriyle kameraların karşısına geçiyor. Kek yağı ve melisa yağı ile yapılan masaj gayet iyi gelebiliyor. Tabii ki egzersiz çok iyi. Bir de tuzu azaltmak çok iyi. Şimdi stüdyomuza dönüyoruz ve Ender Saraç'tan 2016 yılının sağlıklı beslenme ve güzellik tüyolarını alıyoruz. Ayol hiç geçmişe dönüyoruz. 12 sene evvelinden şu anda daha da yakışıklısınız. Daha da genç duruyorsunuz. O değil ama iyi bakıyorum kendime. Onda sırları var tabii. Ama burada Can Tanrı'ya ben de teşekkür ediyorum. Neler bu? 12 yıl sabah 12 yıl önceki görüntüleri bu. Ama yani acayip bir şey. Ben şimdi kahve vallahi içmeye falan gitmeyi düşünüyorum. Beraber kim gidelim. Kim bilir Can Tanrı'ya daha neler var yani. Evet. Gördüklerimizin dışında daha kim bilir neler var tabii, yani. Tabii öyle. Peki Ender Bey gerçekten cildiniz falan yani o günden bugüne daha da ben de estetik hiç yok. Yani yüzüme bıçak değmedi. Sadece şöyle, termaj diye bir yöntem var. Evet. Monopolar radyo frekans. Radyo frekans ışınlarıyla tamamen doğal olarak o radyo frekansları cildin altındaki kolajen ve elastin ağlarını parçalıyor. Onlar birkaç ay içerisinde tekrar birleşiyor. Özellikle bu boyun, yüz tamamen doğal olarak kendiniz, kendi vücudunuz kolajen ağlarını üretiyor. O bir. İkincisi ama çok güzel bir şey. Biz de yapalım. Evet, termaş çoğu kişi yani bıçaksız kırışıklık tedavisi. Evet. Tamamen doğal. Onun dışında da Kaç seans var. Bir kere yapılıyor. Öyle mi? Bir kere. Acıtan hani bir halk şey arasında mi bu? Cilt ütüsü diye bahsedilen hafif bir yakıyor. Hafif. Ha. Ama bittiği zaman hemen bir bayansanız pudra sürüp yemeğe davete bile gidebiliyorsunuz. Bu tıbbın en son teknolojisi olan bir şey. Onun dışında bir de bizim klinikte çok özel cilt bakımları yapılıyor iyi bir ürünle.
Onunla da çok güzel cilt bakımı ama yapılıyor. Ama yani cildiniz odur o kadar yani. Güzel ki değme kadınların böyle bu kadar güzel cildi. Ama erkeklerin cildi önemli. Kadınlardan maşallah. Daha iyi oluyor zaman zaman. Eğer sigara içmiyorsanız. Şimdi evet. Ben sigara içmiyorum. Her gün en az 4 fincan yeşil çay içiyorum. Bir de ağızdan doğal destekleyiciler var. Cildeki kolajen ve elastin ağlarını üreten. Mesela bunlar için işte balık proteini, çinko, çamdan elde edilen, çam ağacından elde edilen antioksidanlar gibi böyle bir karışım var. Bundan da aldığınız zaman da vücut yıllar içerisinde kaybettiği kolajen ve elastini geri kapatıyor. Herkes alabiliyor mu onları? Herkes alabilir. Tabii, bu bir gıda. Fakat bunların çok faydası oluyor. Bir de hyaluronik asit diye bir madde var. Hyaluronik asit gözümüzün içindeki sıvı. Eklemlerin kayganlığını sağlayan sıvı ve aynı zamanda cilt altını sıkı tutan bir sıvı. Hyaluronik asit de bazen haplarını alırım veya hyaluronik asiti doğal olan. Şey, mesela eskiden bu kelle paça çorbaları, kemik suyu vardı. Hatırlayalım her yerde, Türkiye'de herkes hatırlar. Eskiden tavuklar doğalken bir tavuk kaynar üstüne jöle gibi bir şey çıkardı. Evet. İşte o jöle gibi olan şey, tavuk kaynar, onunla pilav yapılırdı, çorba yapılırdı. Evet, evet. İşte o hyaluronik asit. Aynı zamanda bu kelle paça veya kemik suyu yapılır üstüne jöle gibi işte o hyaluronik asit. Artık bunu yemiyoruz. Hayvanlar da doğallığını kaybetti. Bel fıtığının riskini bile arttırıyor bu. O yüzden hyaluronik asitin haplarını almak birkaç sene önce yılın ürünü seçilmişti hyaluronik asit. O kadar önemli. Yaşlanmaya karşı sırf estetik için değil. Mesela çok şükür hiçbir eklemimde sorun yok. Ne dizimde ne belimde. Çünkü hyaluronik asit desteği alıyorum. Ondan sonra dediğim gibi bu termaj radyo frekansı yapılması tamamen doğal şeylerle. Bir de somon balığı DNA, RNA ve spermlerinden elde edilen özel bir ürün var. Onu yüzüme sürüyorum. Yani bu tür şeyler. Gıda dediğinizde bize değmedi. 5 tane gıda şeyimiz var, besinimiz geçelim var. Onları oraya. Geçelim mi oraya? Sabahı da alalım mı yanımıza? Sabah ister misin? Ben rahatım mi? Yerinde oturayım mı buradan? Gelir uzaktan mı bakayım dersin? Bakarım, gelirim. Tamam. Şöyle size alayım efendim. Ben böyle geçeyim. Sizin ikiniz de böyle tamam. Alayım. Tamam. Şimdi sizin arkadaş, hoş bulduk. Alp nasılsın? İyi misin? Önce önce Alp ne yapıyor? İsterseniz bir de onunla ilgilenelim ki hiç olmazsa size de anlatsın Alp ne yaptığını. Ben hızlıca şimdi tarifimize geçeyim ki bir an önce fırına atalım. Evet. Yumurtayla ben şekerimizi çırpacağım. Ondan sonra diğer sıvı malzemelerimizi ekleyeceğim. Ve katı malzemelerle devam edeceğim. Kek sıralamamız böyle. Size. Program sonunda yiyeceksiniz. Havuçlu kek. Ama bir de beyaz çikolatalı ve sahilepli bir sosu olacak. Ama seyircilerimizden de isim bulacaklar. Onlara hediye vereceğiz artık. Ne isim bulurlarsa. Adını sen koy bunun. Bu beyaz bir kek olacak galiba değil mi? Üzeri beyaz bir çikolatayla kaplanmış olacak. İsim sosu beyaz. Veriyoruz da biraz. Evet. İsmi ona göre yaratıcı olur. Şimdi efendim siz bize 5 tane besinimizi tanıtacaksınız. Pırasa, zencefil, kişniş, çörek otu ve ispir kuru fasulye. Ben size bir anımı anlatayım da anlat. Çok rezil olacağım ama anlatsam mı acaba? Anlat ya ama biz bizeyiz Allah aşkına boş ver. Çok küçüğüm ben. Yok çok küçük falan değildim herhalde 13-14 yaşında falandım. Markete gittim alışverişe. Şimdi dışarıda tezgahta şeyler duruyor. Sebzeler, meyveler falan filan. En sonunda biz şeye gidiyoruz, gişeye doğru gidiyoruz tamam mı? Arkadaşım da var Elif, o da önde gişeye gidiyoruz. Şeyler duruyor, pırasalar duruyor. Ay Elif dedim, taze soğanlara bak, amma hormon dedim. Şişmanlamış gördün sen amma soğanları. Neyse olabilir ama. Canım. Aslında aynı aile. Aile aynı. Yanlış da çok da yanlış değil. Evet, annem der ki mesela pırasaya asla derdi rahmetli. Pırasaya asla soğan koyulmaz. Çünkü kendi soğan tabii zaten derdi. Pırasanın en büyük faydası ne biliyor musunuz? Evet. Pırasanın içinde kuversetin var. Evet. Kuversetin tamamen doğal bir antihistaminik, alerjiye iyi geliyor. O yüzden alerjisi olan, burnu akan, kaşıntısı olanlar için pırasa müthiş bir gıda bir. İkincisi tıpkı soğan ve sarımsak gibi aynı zamanda ciddi bir antibiyotik gibi. Hı. Nezle grip şu ara çok yaygın. Şu pırasayı bir türlü sevemedi Türk toplumu. Oysa ben çok severim. İnanılmaz. Bağırsak çalışır, kabızlığa karşı birebir. Kolesterolü düşürür, alerjiye iyi gelir, nezle gribe karşı korur. Müthiş bir gıda pırasa. Bir de GDO'lu olmayan nadir gıdalarda. Nadir gıda. Ben pırasayı çok severim. Nezle gribe karşı iyi gelmesini çok sevdim. Çünkü bu ara kimi görsem hasta, herkes kimi görsem nezle, bol bol pırasa yesin. Şöyle daha küçüklerinden alıp hani sabahın... Soğan zannettim. Biraz soğan. Daha küçüklerinden alıp çok çok ince ince kıyıp pırasadan mesela biraz salataya da katabilirsiniz. Aynı zamanda böreğe kullanabilirsiniz. Bir de mücveri, bakın pırasa mücveri çok güzel oluyor. Alp belki bir gün yaparsın. Bilir misin bir gün yap bize pırasa bayağı mücveri. Bayağı kabak mücveri yerine pırasa mücveri. Bir de Musi
tabii vatandaşlarımızın Türkiye'ye kazandırdığı yemeklerden bir de pırasa köftesidir. Mesela onlar da çok pırasa köftesini yaparlar. Kıymalı veya kıymasız da yaparlar. Hmm. Benim de çok sevdiğim bir yemektir pırasa köftesi. Fakat onlar kızartıyor. Ben aynı bizim mücver gibi fırında yaptırtıyorum. Daha hafif olur. Tabii kızartma daha lezzetli. Daha ama lezzetli. Pırasayı evet. Şu an marketlerdeki tam en güzel zamanı. Manavlar, marketler her yerde bol miktarda var. Ve taze ve GDO'lu olma riski haftada çok düşük. Haftada bir yemek yeter mi Ender? Yeter. Yeter. Biliyorsunuz biz İzmir'de zeytinyağlısını da çok yeriz pırasanın. Evet, birazcık işte pirinçli, bol limonlu, ekşili. İşte annem hep öyle yapardı. Ben de öyle yaparım. Sıcak da yiyebilirsin. Pırasa çorbası hiç denedin mi sabah? Hem zayıflatır, hem bağırsak çalıştırır, hem de ödem çözer, hem alerjiye iyi gelir ve gayet de lezzetli bir çorbada. Ya soğan çorbasını düşün. Soğan çorbasının bir farklı ben versiyonu. Pırasa çorbası yapılıyor yapılır yani ve pırasa çorbası çok da güzel ve faydalı bir şeydir. Faydalı bir çorba. Soğan ödem yapıyor mu? Eğer alerjin varsa ödem yapar ama alerjin yoksa yapmaz. Evet, öyle. Şimdi hangisine bakıyorsun? Sırayla gidelim, zencefile geçelim. Ha, zencefil derken bir dakika, ben buradan hemen söze gireceğim efendim. Sevgili hanımlar, bugün mikroskopta, Migros'larda zencefil indirimde ona göre. Haberiniz olsun. Valla taze evet. Zencefil eskiden yani ucuz bir şey. Pahalı da değil. Bizim ülkemizde şimdilik ithal ama artık sanıyorum yerli de yetişmeye başlayacak. Kolay yetişen bir şey aslında. Ana vatanı Hindistan. Şimdi zencefil enteresandır. Mesela Kur'an'da adı geçen tek baharat da zencefildir. Allah Allah. Benim sadece zencefildir. Sesi iyi geliyor. Sesi iyi gelir. Ben çok seviyorum. Ondan sonracığıma erkekler için faydalıdır. Soğuk algınlığı, nezle, grip, öksürük için iyidir ve hazmettir. Mesela dikkat edin, Uzak Doğu yemeklerinde veya çiğ yenen sushi gibi, sashimi gibi yemeklerinde hep zencefil gelir. Neden çünkü pişirir onu, içeride pişirir o acı etkisiyle. Ve mesela zencefili bazen kesip üstüne birkaç damla limonla yutun çok iyi. Fakat zencefili madem bugün indirim varmış, evet, ben şunu öneririm. İndirim olunca herhalde daha ucuz olacak. Evet, daha ucuz. O zaman ben şunu öneririm. Aynı şunun gibi şöyle 5-6 parça veya 4-5 parça şu büyüklükte zencefil alsınlar. Hı. Bu zencefil turşusu yapsınlar. Aa. Bakın bu Hintliler çok yapar, Pakistanlılar çok yapar. İnanılmaz şifalı bir turşudur zencefil turşusu. Çok basit. Zencefili hatta kabuklarını soymasalar bile olur. İnceciktir kabuğu. Zencefili şöyle şöyle parçalayacaklar. İçine sarımsak atacaklar. Nohut atacaklar. Bildiğimiz turşu yapacaklar. Ve bol limon ama kabuğuyla beraber limon atacaklar. Limonlu zencefil turşusu. Müthiş. Peki, yiyince ağzım sulandı turşu deyince. Hayır, yiyince çok ekşi olmaz mı? Hayır. Zencefil acı. Ha. Limon ekşi, içine de kaya tuzu da konacak. Sonra mükemmel bir tat oluyor. Aa. Çocuklar için iştah açıcıdır ve çok güçlendirici bir turşudur. Aa, bakın sevgili turşu hanımlar, şimdi probiyotiktir biliyorsunuz. Yapın çocuklarınıza bunu, iştah açıyormuş. Çocuklar çünkü genelde yemeği evet, hiç açmıyor. Bir de turşu ev yapımı turşu. Ne oldu, hapşıracak mısın? Döndüm kaldı, yoksa ne yapacağım diyordum. Gitti mi? Evet. Gitti. En candan gidiveriyor. Evet. Bir de şöyle bir şey. Zencefil aynı zamanda ısıtır da insanı. Çok üşüyorum, çok üşüyorum diyenler için harika bir seçenektir evet, soğuk zencefil. Soğuk yerlerde dururken demek ki zencefil yemek zencefil lazım. Evet. Peki. Bir şey soracağım. Ben zencefili mesela böyle hafif rendeleyip suyun içine falan koyarım. Doğru bir şey mi? Çok doğru bir iş. Ona biraz tarçın, karanfil de atabilirsin. Ben harika de olur. Ne yapıyorum? Oyuna gideceğim zaman sesimi açsın diye. Doğru. Zencefil içine şey nane, doğru, limon kaynatıyorum, bir içiyorum. Süper. Süper. Oo, aryalar söylüyor. Ona karanfil de atabilirsiniz. Karanfil de mi? Karanfil de çok tamam, faydalı. Tamam, bundan sonra ama karanfil. Ama esas ses açan kakuledir. Çekirdek kakule 3-4 tane ağzınıza alıp açın. Böyle emin hafifçe bütün sinüslere kadar nefesi açar. Kakule şey, evet. Kakule. Baya 5-6 tane kakulenin çekirdeklerini çıkartıp alın. Bütün şeylerde. Bir tek yutuyor musunuz? Marketlerde, baharatçılarda her yerde bulursunuz kakule. Kişnişe geçtik şimdi. Şimdi kişniş Türk evet, toplumunun sevemediği bir baharat ama ağır metalleri vücuttan temizler. Gaz giderir, anne sütünü arttırır. Sütün gaz yapıcı etkisini azaltır. Müthiş faydalı bir şey kişniş. Şu an ağır metal sıkıntımız var. O nedenle özellikle kişniş ve zerdeçalı bol tüketin derim. Kişniş pek mutfaklarda bulunmuyor ama mutlaka kişnişi katın yemeklerinize. Hoş da bir aroma da verir kişniş. Çörek otu son zamanlarda çok gündemde çok biliyorsunuz. Çok tutuldu bu çörek çok otu. Doğru, çok da doğru bir şey. Çörek evet, otu aşırı kullanılmaz. En fazla kişniş şekerli pastaların üstünü süslerlerdi eskiden. Haklısın. O
Çörek otunu ise böyle küçük bir kahve kaşığı kadar, daha fazla tüketmeyin. Ağır gelir. Bunun yağı, çörek otunun yağı çok faydalı. Hakikaten birçok hastalığa bin bir derde deva. Şu an kansere karşı koruyucu olabileceği konusunda da ciddi görüşler var. Romatizmada, birçok hastalıklarda iyi. Nereye koyuyoruz bunu daha çok? Çörek otu yağını direkt böyle bir küçük çay kaşığı, kahve kaşığı kadar her sabah yutabilirsin. Veya bunu çörek otunu ekmeklere, kurabiye birçok şeye kullanabilirsin. Veya müsliye atabilirsin. Herhangi bir şey atabilirsin ama çörek otu çok faydalı. Şimdi İspir fasulyesi varmış. Şimdi İspir fasulyesinden. Bunun bende bir anısı var İspir'in. Ben mecbur hizmetimi İspir'de yaptım. Ciddi mi? Önce onu anlatın, sonra ben anlatacağım. Bunu, bu fasulyeleri böyle taze taze koparılır. Ondan sonra da bunlar hakikaten de İspir fasulyesi, bir de simav. İkisini ben çok severim. Çok lezzetli olur. Kuru fasulyede siz söyleyeceğinizi söyleyeyim. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim efendim. İspir fasulye ile ilgili Anadolu lezzetleri. Migros Anadolu'daki özel lezzetleri bulmuş ve doğallığını bozmadan üretmiş. Mağazalarda Anadolu lezzetleri serisini bulabilirsiniz. İspir kuru fasulye de bunlardan biri. İspir kuru fasulye Erzurum'un, siz Erzurum'un İspir kasabasının İspir ilçesinde yetişiyor efendim. Dolayısıyla yüksek rakımlı ve düşük nemli bir bölgede yetişiyor. Hem sağlıklı hem çok lezzetli. Orada sobaların üstünde pişirirdik. Şimdi iki yıl ben Erzurum ilinin İspir kasabasının Kırık nahiyesinde yaptım. 2250 metre yükseklikte. Bu fasulye en temel gıdalarımızdan biriydi. Çünkü bozulmaz. Ve o böyle akşamdan sobanın üstüne konur. Sabaha kadar o sobanın üstünde böyle hafifçe pişer. Ondan sonra bir yez yine sobanın üstünde pişen fasulye müthiş lezzetli olurdu. Kavurma koyarlardı için. Aynen. Ama İspir fasulyesi farklıdır. Evet. Bir de Uşak'ın simav fasulyesi. Onu da çok severim. Bu Migros'un bu şey köşesini ben gördüm. Orada da şeyi de gördüm. Anadolu lezzetleri Maraş, köşesi. Tarhana cipsi. Onu da ben de yeni öğrendim. Önce şu an çok moda lüks restoranlarda böyle çorbalığın üstüne bir tane tarhana cipsi konuyor. Ama sonra onu esas yapanlardan öğrendik. Maraşlılar bunu bir gece önceden sıcak suya batırıyorlarmış. O böyle helmeleşiyor. O cipsleri de tarhana, nefis bir tarhana çorbası oluyor. Onu da çok severim. Adam bu kadar yemekleri anlatıyor. Bu kadar lezzetli ve incecek. Dikkat et. 12 yıl öncesine göre kilo almamışım. Hiç almam. Daha bile zayıflamışsın. Öğrenmek için Ender'le yaşamak lazım. Vallahi öyle. Vallahi doğru. Bir iki hafta sizde kalayım mı ben? Gel. Eşim de seni çok seviyor. Beni de seviyor. O da Koç burcu. Çok anlaşırsınız. Balık burcuyla durumu ne eşinizin? O ayı balık. Oh, tamam. İkiniz de buyurun hadi. Vallahi gelin bir yemeğe. Size ben lezzetli ve sağlıklı bir seyir. Alp ne yapıyorsun? Sen şekimiz şimdi hazırlandı bile. Yumurtaları toz şekerle çırptık. Evet. Sütü, zeytinyağını ekledik. Unumuzu, kabartma tozu, vanilyayı, tarçını kattık. Biraz da ceviz ekledik. Ve şimdi bunu fırına vereceğiz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında. 30-35 dakika ama fırınlara göre pişme süresi değişiklik gösterebiliyor. Üzeri kızarıp kabarınca kekimizi alacağız ve ben şimdi sos yapımına geçeceğim. Süper. Sonra da bize ikram edeceğim. Teşekkür ederim. Peki. Hadi o zaman biz yerimize gidelim. Nasıl gidiyor hayat? Memnun musunuz yerinizden, halinizden? Memnun. Çok pişmiş canım. Peki sabah şekeri çekti. Şöyle bir başlayayım. Şimdi seni hepimiz çok kahkahalı. Aynı soruları bana da soruyorlar da ben de mecburen sana soruyorum yani. Bana sorulan şeye niye ben de sana Türkiye'de sordum? En çok gülen ve en güzel gülen iki hanımefendisiyle beraberim yani şu an. Evet. Onun için yalnız soracağım soru önemli ama araya bir reklam alayım mı ben? Aa, çok sevinirim. Efendim küçük bir reklam arası. Tekrar araya buradayız, sakın ayrılmayın bizden. Şifrelerimize de iyi bakın. Sadece alışveriş için mi? Hayır. İyi günler. İyi misiniz küçük bey? Ne haber evlat? İyi efendim, siz nasılsınız? İyi. Doğru cevap. İyi. Markete iyisi için gelirsin. Her şeyin iyisi için. Peki, iyi olmak öyle kolay mı? Rafına koyduğun her ürünün iyi olduğunu sürekli kontrol ediyorsan, et üretim tesislerin iyi olursa, hem de Türkiye'nin en büyüğü, sattığın her şey gözün kapalı güvenebileceğin kadar iyiyse... Şey, annem evi atasını bırakmışsınız. Hizmetin iyinin çok ötesindeyse. Biz hazırladık. Ancak yemek artıkları ve kirler mutfağımızı istila etmiş durumda. Yılların acesinin çamaşır suyu katkılı ürünleri çıkmış. Üstelik bu ürünleri tüm ıslak yüzeylerde ve banyolarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi ocağımızı temizleyeceğiz. Sadece bir sünger yardımıyla ovalamadan ve çizmeden ocağınızı
çok kısa sürede temizlemeniz mümkün. Üstelik bu sayede hijyen ve parlaklık sağlıyorsunuz. Evet hayatım, şimdi soruma başlıyorum. Şimdi herkes seni böyle neşeli, çok kahkahalı, güler yüzlü falan biliyoruz biz değil mi? Senin böyle down olduğun, üzüldüğün halin var mıdır? Ki... Göstermiyorum onu. Ha sen de benim verdiğim cevabın aynısın. Ben de göstermem. Ha sen de böylesin. Ben göstermem. Çünkü ben insanları mutlu etmek istiyorum. Onlara güler yüzlü tarafımı göstermek onu istiyorum. Onu gösterince de mutlu ediyorsun aslında insanları da. Ben o şekilde mutlu etmek bazı şey, insanları mutsuzluğunla da mutlu edebiliyorsun. Evet. Anladım şimdi. Onun için onu göstermeyi sevmem yani. Evde otururum kendi başıma. Aynen. Ben de sıkıldığım, üzüldüğüm zaman evde bir kapanırım. 2 gün. Olayı kendi kendime hallederim. Ertesi gün dipçik gibi dimdiksiniz. Ben çok zor sinirlenirim. Çok zor kavga ederim. Ama ettiğiniz mi de herhalde müthiş bir kavga ya da sinirlenir. Ya inşallah şimdi ne konuşursanız başınıza gelir. Şimdi gider dönerken bir şey olur. Yani, Allah korusun. Çok çok uzun süredir hiç kimseyle kavga etmedim. Ay ne güzel. Hatta hiç küfür etmedim ve sesimi dahi yükseltmedim. Çünkü öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Gerçekten özümde rol yapmıyorum. Hakikaten çok mutluyum. Hayır. Gerçekten çok mutluyum. Fakat ben bir tek kendime de pek üzülmem. Daha çok ülkemde olan negatif şeylerden etkilenip üzülüyorum. Ona çok üzülüyorum. Mesela i̇şte o zaman son bir buçuk gülmesi yıldır, yarım kalıyor. İşte doğru, bu Suriye'den olanlar, ülkemizdeki durumlar onlar biraz üzüyor. Ama onlara üzülmemek için robot olmak lazım. Taş değiliz ki. Bir de toplum mutlu olduğu zaman da birey tek başına mutlu olamıyor ki. Hep birlikte bu mutluluğu birlikte paylaşmak lazım. Kozmik enerjinin içerisindeyiz öyle değil şimdi mi? Şimdi aslında hepimizin arasında bir Bluetooth bağlantısı var. Hatta birçok spiritüel bilgilerde de şöyle hani komşun veya akrabaların mutlu değilse onları mutlu et. Hep bu felsefede bir öğretiler olur. Doğrudur. Özellikle uyuduğumuz zaman beyin dalgalarımız kontrolsüz ve açıktır. Çünkü uyuduğunuz zaman saf bir bebek gibiyiz hepimiz. İster 6 aylık bir bebek ister 80 yaşındaki bir nine. Uyuduğumuz zaman aslında hepimiz bir bebeğiz. O an bütün kanallar açık. Eğer siz üstünüz ve dip dibe yaşıyoruz. Öyle yerler var ki, öyle evler var ki aradan bir duvar ayırıyor. 2 karış ötede başka bir yatak odası var. 2 karış ötede başka bir yatak odası var birçok evde veya yan yana. O kişinin mutluluğu, mutsuzluğu, arızası açısı hepimizi etkiler. Herkesin bir aurası var. Yanında yatan kişi var. Dikkat edin. Evinde kalan mesela, kişi. Mesela aynen öyle evdeki kalan kişiler. Mesela bazı adalarda yaşayan insanlar mesela genel olarak birbirine benzer davranışı ve mutluluğu vardır. Bazı büyük şehirlerde çok iç içe yaşıyoruz. O yüzden sadece ancak kendimizi kurtarabiliyoruz. Bir başkasına pek hayrımız olmuyor. Artık o duruma geldik. Oysa komşuluk ilişkileri, akraba ilişkileri, dost ilişkileri, karı koca, anne baba ilişkileri bunlar o kadar önemli ki aslında. Bir kişinin mutluluğu birçok insana sirayet ediyor. Bir kişinin mutsuzluğu tıpkı bilgisayara virüs bulaştırır gibi size mutsuzluk virüsünü bulaştırıyor. O çok önemli. O yüzden Peru'daydık biz bayramda eşimle beraber. Ay, güzel, ben çok istiyorum gitmek. İnanılmaz güzel bir ülke. Peru'nun özellikle Lima başkenti değil de daha böyle eski İnkaların ve Pire İnkaların yaşadığı bölüm dağlık bölgeler, Ant dağlarında herkes mutlu, herkes güler yüzlü, herkes elindekiyle yetiniyor. Çok hoş ilişkiler var ve otomatik olarak siz de o auraya giriyorsunuz ve siz de böyle bir şimdi, keyif hali akıyor. Hayat güçlendikçe ve bu madde çok öne geçtikçe mutsuzluklar mutluluklar geriledi. Doğru. Herkes mutsuz oldu. Çünkü çok büyük şeylerle mutlu olmaya insanlar öyle yönlendiriliyor. Halbuki Peru'da dediğiniz gibi küçücük şeylerle mutlu olunca kendinle daha barışık, hayatta daha geçimli oluyorsun. Şimdi çıta çok yükseldi. Evet, çok yani yükseldi. Mesela diyeyim ki şimdi ben bakıyorum bana çok genç bayan hasta da geliyor. Genelde hep şu. Mesela kariyer yapmış, maaşı yükselmiş, falan yerde müdür olmuş. Ama diyorum ki sen anne olmayacak mısın? Veya sen işte evlenmeyecek misin? Veya sen bir özel şey kurmayacak mısın? Mesela hep bir alanda gitmiş. O kadar çok alan var, o kadar çok çıta yükseldi ki yetişemiyor. Bayanlar daha da yorgunmuştu. Biz erkekler daha aptalızdır, daha düzüzdür. Öyle değil. Yok, öyle erkek, daha düzsünüzdür. Kadın daha akıllıdır. Doğru. Kadınlar kadın daha... duygusal zekası bizden daha önde. Ayrıca bence tehlike de kadınlarda daha tehlikelidir. İşte söyleyeyim erkeğe göre. Erkek, gerçekten erkek daha düz ve duygusal zekada kadın daha önde. Şimdi ben kadınların dünyası içinde olan bir iş yaptığım için de kadınların şifresini iyi çözdüm. Ama şuna bakıyorum. Erkek daha düz. Tuttuğu takım galip gelsin.
Arabası güzel bir, yani arabası sağlam. Etrafında güzel hanımlar olsun. Ondan sonra eşiyle işte güzel seks yapsın ve işte şey konusu. Onun dışında ya da beğenilsin. Yani beğenilsin. Beğenilmeyi de sever yani erkek. Biz daha kolay mutlu oluyoruz erkekler. Çünkü daha düz bizim dünya. Kadın daha komplike. Kadın daha komplike. Evet. Onun dışında dolayısıyla kadına çok yük bindirdik biz. Hadi ekonomik özgürlüğünü al. Hadi çalışma hayatına gir. Hadi hem çocuk doğur. Büyüt. Ama aynı zamanda da mesela biz erkekler, hani ben de iyi bir babayım diyebilirim kendime ama 3 çocuğumda da oturup da bez değiştir, işte onu yedi mi, işte şey, o kadar yani ben dahi o kadar çok fazla sorumluluk almadım. Hep eşimde mesela daha çok sorumluluk. Kadının rolü çok fazla. Kadın bunun altında aslında ezilmeye başladı. Yani kadınlarda bu çok önemli bir konu. Kadına alan bırakmadık. Evet. İyi anne ol. İyi gelin ol, iyi eş çok ol, yatakta iyi ol, mutfakta iyi ol, sofrayı kur, işte mümkünse biraz da para kazan veya daha ne olsun. Kadın artık evlenemez duruma geldi. Bir de ben dikkat ediyorum, çok böyle göz önünde arkadaşlarım var, hanım arkadaşlarım. Bir sürüsü iş hayatında çok başarılı ama özel hayatında çok başarısız. Çünkü vakit bulup özel hayatınla ilgilenememiş. Ben bir şeye takıldım, pardon Nilgün. Bu konu komşu enerjisinden etkilenmemek için ne yapacağız? Onlar uyurken uyumayacağız. Sen yok. Demek ki bana bak, buradan herkes anladı ki bir komşudan dolayı acaba huzursuzluğun mu? Hayır, ben onu konu komşu diye sordum. Büyük bir etkileşim içerisindeyiz dedim. Kozmik enerjinin içerisindeyiz. Peki, şöyle söyleyeyim. Bütün bu baz istasyonları, telefon verici, televizyon verisi gözümüze görebiliyor musunuz bu enerjiyi? Göremiyoruz ama uygun bir vericiyle görüntüye çevriliyor. Telefondan artık her şey yapılıyor. Aynı şekilde bizim de böyle gözle görülemeyen yayınlarımız var. Hı hı. Şunu söylemeye çalışıyorum. İçinde yaşadığımız toplumu da daha mutlu etmek için gayret etmemiz lazım. Aksi takdirde kendimize çok da iyi baksak, müthiş bir bilge leşmiş halde de olsak, bir tasavvuf dervişi, bir yogi, bir işte bu ne bileyim, bir aşram şey gibi bile olsak hayatı. Bu etkileşimi iyi ayarlayamadığımız sürece çok önemli. Hatta işte bizim üstümüze o görev düşüyor. Peki sen güzellik görevi üstüne düşüyor mu? Sen kendini hep güzel görmeyi ister misin? Güzellikle aran nasıldır senin? Ha, iyi, çok şükür. Hangi kadın güzel olmak istemez ki? Aman sakın bunu değiştirmeyin. Onu değiştirirseniz bizim kliniğin işlerin yarısı batar. Yok, değiştirme. Böyle bir şey değiştirme. Hayır, seni alıp burada güzellik köşem var. Biraz köşem ha, öyle mi? Hadi gidelim. Hadi bakalım. Evet. Geldik, güzellik köşem. Peki sen kendi makyajını yapar mısın? Yaparım. Kendim yapıyorum genelde. Peki böyle püf noktalarına dikkat eder misin? Yani burnum daha kalkık dursun, dudağım daha böyle şöyle şey dursun. Ne diyorsunuz? Allah'ıma çok şükürler olsun. Yok öyle bir ihtiyacım. Yani orayı kaldırayım, evet. Burayı göreyim. Ben öyle bodozlama gidiyorum. Peki makyaj yaparken püf noktaları sen ne yaptın şimdi? Söyle bize. Evet, şimdi öncelikle... Ha, sonra bana yapacaksın zaten. Yok. Yok. Öncelikle... Seni bozar mıyım? Sen çok güzel, son derece güzel duruyorsun. Evet, kirpikleri kendiliğinden çok güzel zaten. Bir baz oluşturuyorum cildinde. Tabii kusursuz makyajın püf noktası aslında kusursuz bir cilt. Cilt temizliği çok önemli. Sonra soracağım Ender Bey size. Cilt, kadınlar nasıl güzel ciltli olurlar tabii, diye. Tabii. Makyajla da saklayabilirsek de. Ben bugün kare yüzler için nasıl daha oval gösterebiliriz onu göstereceğim size. Senin zaten yüzün incecik. Evet, zaten sabah hanımın ince. Kare yüz deyince bak. Kulağının ortasından şöyle bir hat çizeceğim. Bunu gri alt tonlu bir pudrayla yapabilirsiniz siz de evinizde. Ben bak bunları yapıyorum. Şuraları biraz çökertiyorum. Sen de yapıyor musun? Tabii. Evet. Bunu biz de yapıyormuşuz hayatım. İkimiz de yapıyoruz. Şuraları hafif çökertiyoruz şuraları ki daha zayıf gözüksün yüzümüzde. Evet. O senin yüzün daha ince zaten. Elmacık kemiklerimiz birazcık daha çıksın diye. Benim senin yerine biz anlatıyoruz. Ve alnını birazcık daraltıyorum. Ha, alın daraltma da var. Evet. İşte bu daraltmaları koyu renklerle yapıyoruz. Evet. Açık renkle şey mi oluyor? Evet. Daha ön plana koymak istediğin şey mi? Evet, yani açık renkleri yüzümüzün ortasında şöyle üçgen gibi düşünebiliriz. O kısma hep aydınlık şeyleri sürüyoruz. Yani göz altında şöyle hafif, bizim de şuraları. Evet. Şuraları da açmak gerekiyor hafiften. Ve kare bir yüzünüz varsa eğer mutlaka çene kemiklerinize de bu üründen sürmeniz gerekiyor. Oraları arka plana atmak için.
Çene kemiklerine de uygulama yapıyorum. Evet, ben de aynı bak bunların hepsini yapıyorum. Şuralarımı da sürüyorum ben koyu koyu. Ben bilmiyordum mesela. Yani şuralarına hafif böyle şuralarına koyu süreceksin. Evet. Ben bilinçli yapmıyorum canım yani. Şimdi işte bilinçli yap. Evet, bak bunu evet, alt tarafı şuralara koyu süreceğim. Bu kadar kolay. Evet. Burnunuzu da daha dar göstermek için daha minik bir fırçayla yine aynı pudrayla. O ne renk yapıyoruz orasını? Orasını da yine koyu aynı renk. Koyu renkle evet. Şu yanları koyu yapıyoruz, ortayı biraz açık yapıyoruz. Aynen. Eğer burnunuzu daha kalkık göstermek istiyorsanız da ucuna da bir hemen nokta koyuyoruz. Ucuna bak şekilde... sabah koymuşsun sen, ben sana buradan görüyorum. Ucunda var. Evet, ucuna böyle minik bir nokta. Evet, ve tüm bunları tabii ki dağıtıyorsunuz daha sonra. Hep yukarı hareketlerle. Ki yüz hep yukarı doğru böyle evet. Çıksın diye, değil mi? Bu şekilde. Yüzün orta kısmına da hep aydınlık ürünleri uyguluyorsunuz bu şekilde. Tabii ev hanımları bunları bilmezsiniz siz. Çünkü biz bu işleri yaptığımız için mecburen makyözlerden bunları 3 aşağı 5 evet, yukarı aşağı beş biz öğreniyoruz. Evet. O ne yapıyordu, bu ne yapıyordu evet, diye. Evet, ev hanımları için çok iyi bunlar. Peki, çok teşekkürler. Teşekkürler. Gel Sabahcığım, bir de böyle bir yerimiz var hayatım. Bana herhalde bir şey diktirtmeyeceksin. Yok, hayır, bir sana bir şey diktirtmeyeceğiz. Şimdi kolay. Eskilerinden, ay, diyelim ki eski bir bluz. Evet, ondan bere yaptı bize evet. Mesela. Yapıyor. Eski kazaklarınızı atmayalım. Hı. Daha değerlendirelim. Trend hale getirelim. Kendi yaratıcılığımızı gösterelim diye. Böyle bir değerlendirme diyelim projesi. Diyelim ki böyle bir kazan var evde. Atmıyorsun bak. Anlat hayatım evet. Nasıl yapıyorsun şurası. Kalıbını beğendiğiniz bir bereniz var. Evet. Eski kullanmadığınız bir kazanınızın üzerine yerleştiriyorsunuz. Lastik kısmına güzelce sıfırlanacak şekilde ve dikiş payı ya da yapıştırma payı 1 cm kalacak şekilde böyle makasla etrafından keseceğim. Kısaca anlatayım ben prosesi olmadı. Evet. Ondan sonra düz yüzlerine birbirine getirerek silikon tabancasıyla yanlarından sadece yapıştırıyorum. Bu kadar basit aslında ve çeşitli aksesuarlarla süsleyeceğim. Sonra da sonuçta bu tarz ürünler haline getireceğiz. Şöyle şöyle ben size koyacağız üstüne. Yapılmış halini zaten birazdan gösteriyor olacağım. Birazdan hediye edecek misin Sabah'a? Evet, ben hediye edeceğim size. Tamam. Burada harfler var. S harfini koy evet, lütfen. Evet, güzel şeyler bak, yapabiliriz. Sürpriz Sabah olsun. Sabah sana böyle nasıl? Evet, güzel aa, çok güzel. Berenli şurasında. Evet. Tamam. Bakalım nasıl tamam, sürpriz müthiş. Çıkacak. Peki. Bu arada Nilgün Hanım benim de YouTube bir kanalım var. Ha, benimle senin hayat. De mi YouTube? Evet. Evet. İsmi Benimle Hayat. Tamam. Alışveriş, moda, stil, seyahat, makyaj gibi videoları ben de oradan paylaşıyorum. Tamam. Bana söyleyeyim dedim. Peki. Teşekkürler. Çok güzel. Seni de oradan takip evet, etsinler. Aynen. Teşekkür ederim. Durumumuz bu. Gel evimize gidiyoruz hayatım. Evet. Ay ben, bu sabah öldürecek beni. Nereye geldim? Makyajını yaptın, dikişlerini dikip geldin mi? Dikişlerini evet. Peki evet. Hanımlar böyle makyajsız da çok güzel olmaları için ki makyajsız bir sürü hanım çok güzeldir. Yeter ki ciltlerine doğru. Baksınlar. Ne yapmaları ne gerekir? Bir kere çok önemli bu cilt konusu. Bol su içecekler. Bol o çok su. Önemli. Şey. Türk kadını su içmiyor bir türlü. Çay kahve içiyor ama çay ve kahve hacimlerinin 2,5 misli suyu dışarı atıyor. O nedenle mutlaka bol su içsinler bir. Bir de benim bir programda Yeşim Salkım söylemişti. Hı. Hakikaten de çok işe yarıyor. Sonradan da bunu denedim. Maden suyuyla ilk sabah yüzünü yıkarmış Yeşim Salkım. Onu ben de duydum. Evet ve çünkü hem alkali hem de mineralli. Mesela o da çok pratik, ucuz bir yöntem. Oysa zerdeçal cilt için çok iyi gelir. Cilt lekelerinde, sivilcelerde, evet. Aşırı yağlı ciltte zerdeçal tüketmek karaciğer toksinini atar. Bir de her gün sabah akşam biraz besleyici kremleri sürmek lazım. Hani tıpkı çiçeği sulamak gibi bir şey. Besleyici. Doğru, nemlendirici, besleyici kremleri sürmek lazım. Sigara baş düşmanı, alkol baş düşmanı. Gereksiz fazla kullanılan kimyasal ilaçlar cilde çok olumsuz etki yapabiliyor. Yani kimyasal ilaçlar derken? Gereksiz ve çok fazla kullanılan hekim kontrolündeki ilaçlar asla kesilmemeli. Evet. Ama mesela çok antibiyotikler başta olmak üzere veya karaciğeri zorlayan ilaçlar bunlara dikkat etmek lazım. Peki çok teşekkür ederiz. Sabahcığım Migros severler sana soruları varmış. Onları sana soracaklar sen cevaplayacaksın şimdi. Tamam. İkinize de öyle. Yağmur mu yağıyor? Ben de bana da yağmur yağıyor gibi geldi anlamadım bana ama galiba yağmur yağıyor. Yağıyor. Berekettir. Evet, ne güzel. Aa, ne bereket, güzel. Bereket. Program internetin ilk kadın evet. Canlı kadın evet. Programı bereket evet. Yağıyor maşallah. Üçümüz birden bereketliyiz çok İnşallah şükür. İnşallah. Evet sorularımızı alalım şimdi.
dedi hanımefendi? Hanımefendi ne dedi duyamadık. Tekrar gelecek peki. Olur efendim böyle aksaklıklar. Peki biz konuşmaya devam edelim. Bir aksaklık oldu. Hanımefendinin tamam, sesini tamam, alamadık bir türlü. Ben yağmuru bu kadar nasıl duyabiliyoruz? Enteresan değil mi? Kuvvetli bir yağmur yağıyor yani herhalde. Yani bayağı yağıyor. İyi, öyle güzel, bereketli. Yağmurla gelen kadın ve yağmurla gelen adam oldu. Ya, neyse Rain Man olmayayım da. Şimdi şimdi ben alışverişe çıkarken yanınıza ne alırsınız? Çok önemli bir soru bu gerçekten. Para. Alışverişe para doğru, para veya kredi kart, doğru. Evet. Doğru, başka ne alırsınız? Alışverişe çıkarken şemsiye alırım. Peki hayır, ya şimdi marketi bir yere gidiyorsunuz. Açık havada yağmur ya. Açık havada o da güzel. Yahu, ama çok ciddi bir soru bu. Ama bir dakika, biraz şeyini, iki zeki kadınlar. Ben hava tamam. Bulutluysa şemsiye alırım diye düşündüm. Yani Sabah'ın dediği doğru, para veya kredi. Ay Sabah ne alemsin, açıkta alışveriş yapacağım. Açacağım şemsiyemi, toplayacağım saçımı, yürüyeceğim. Peki tamam. Ne almalısınız biliyor musunuz? Çok önemli gerçekten. Ay biz bilseydik ya. Büyüteç. Niye? Neden? Şimdi Amerika'da bütün o ingredients yani 40 yıl düşünsen benim evimde var büyüteçim ama sokağa neden alacaksınız biliyor musunuz? Artık birçok maddenin içerisinde ay vallahi büyüteçim var. Yani büyüteçim ya. Büyüteçle bakıyorum. Peki. Ay, şimdi neden? Çünkü ne aldığımızı bilmiyoruz. Nasıl? Bakın Amerika'da içindekiler ingredients bölümü çıplak gözle normal bir insanın okuyabileceği şekilde yazar. Ben ne yapıyorum? Bizde karınca duası gibi olduğu için markette böyle insanlar görürüz. Bazı meraklı tipler okumaya çalışıyor, bakmaya çalışıyor, göremiyor, göremezsin. Büyüteçle gidin. Neden? İçinde böyle hani çok GDO, sağlığa zararlı katkı maddeleri, bir takım şeyler olup olma, yani aldığınızı bilin. İçinde mısır şurubu mu var? İçinde GDO'lu soyanın lesitini mi var? Veya bir çikolata alıyorsun, kakao oranı yüzde kaç gibi. Bunları bilinçli alışveriş için markete giderken kredi kartı doğru, şemsiye o da kabul. Hiç bundan sonra unutmayacağım büyüteç. Ama büyüteç. Ve onu çevirip bir okuyun, çok şaşıracaksınız. Bedeninize neler soktuğunuzu bilin, ona göre alışveriş evet yapar. Ya. Ender Bey size bazı sorular ben bir de tiyo vereceğim lütfen izin verirsen. Hangisi eğer için alışverişte yanımda büyüteçin yerine. Büyüteçin yerine. Ne oldu? Ben ne yapıyorum biliyor musun? Telefonla çekiyorum orayı. Güzel. Ondan sonra da büyüterek okuyorum. İşte bak tamam, cadı ya. Akıllı. Bu da bir çok iyi bir fikir. Akıllı, herkesin akıllı elinde büyüteçler çünkü olacak. Çünkü niye biliyor musun? Bir gece hastalandım, ilaç içeceğim. Tarihi geçmiş, onları da yazıyorlar ya. Delireceğim o ışığa. Benim evde biraz loş bir ev. Yok, romantik ışık yok bir yani. Ev ya. Evet. Ay bunun ışığını açıyorum, görmüyorum falan filan. En sonu aklıma geldi. Çektim resmi, büyüttüm baktım geçmemiş. Bu telefonlarda da büyüteç var. Artık yeni akıllı telefonlarda büyüteç var ve 2017'de Yıldızlar onu destekliyor. Bu arada çok da güzel, meraklı, yeni yemekler öğrenip yapabilir. Yapabilir. Yani ilgililere duyurulur. İlgililere duyurulur. Bak, kaşla göz arası. Yani aşk konusuna ne diyorsun sen? Aşka nasıl bakıyorsun? Bana aşkı anlat. Öyle bir anlattı ki sonunda burada bir aşk eksik oldu. Ben 10 yıl önce buldum çok şükür. Siz buldunuz. Sizi Allah biliyorum. Maşallah, çok mutlusunuz. Maşallah. Harika zarif bir eşiniz var. Evet, çok çok canım, öpücükler yolluyorum da, buradan. İkiniz ona de çok sever ayrıca. Evet biz de onu. Çok ben sever, çok seviyorum kendisini. Çok beğeniyorum dünya ayrıca. Şey, çok hoş bir anı. Peki sana böyle bir şey diyemeyeceğiz mi? Sabahcığım çok güzel. Evet ben de çok beğeniyorum. Ne güzel bir eşin var. Ne zarif. Bunları diyemeyeceğiz mi biz? Hayatım diyebiliriz tabii ki. Orada hiçbir problem yok. Aşk demekte var mı aşk? Ama işte mesela programın başında Ender dedi ya bir formatla geliyoruz diye. Benim formatımda geç yazıldı herhalde. Peki geç yazıldı da kabul ediyorum. Aşka nasıl bakıyorsun yani? Biraz İyi da bakıyorum. İnsan içindeki aşk olması lazım aşkın da gelmesi için. İyi bakıyor. Aa, ben aşkı çok seviyorum. Aşkı seviyor yaşamayı musun? Da seviyorum. Sen de kaldım aşk diyorduk. Aşk. Onun cevabını alacağım. Aşk sence nasıl bir duygu? Ya da sen aşk mı senin için önemli yoksa kalıcı aşk, düzgün bir sevgi mi? Aşk nasıl? Çok güzel bir duygu. Evet. Gerçekten herkesin yaşaması gereken çok hoş bir duygu ama ben artık aşkı geçtiğimi hissediyorum. Heh. Yani ben ne istiyorum? Keyif ne aldığım istiyorsun? Bir insan olsun. Evet. Beraberce hoşça sohbet edelim. Hani hep ruhumuz, bedenimiz, bütün her şeyimiz birbirine uysun. Evet. Ama yani ben artık böyle acıklı aşk şarkıları dinleyip üzülmek ya da ağlamak istemiyorum yani.
Çok haklısın. Hani onu hatırlayacaksam da güzel bir şekilde hatırlamak yani istiyorum. Yani diyorsun ki aşkın da bana tatlı. Bir tadı olsun. Tutku yani. Olsun. Tutkunun evet. Olması şart ama yani öyle saçma sapan aşklar maşklar anlatabildim mi ne demek istiyorum? Ben ona katılmıyorum çünkü kıymetini... aşk kontrol edilemeyen bir duygudur. Aşkı kontrol edemezsiniz. Olacaksa olur o gümbür gümbür bütün köprüleri yıkar geçer. Yani ben aşık olmayacağım dediğinizin ertesi günü. Hayır, muazzam aşık dediği, olabilirsiniz. Yani ve... aşık olayım ama hı-hı. Artık bana beni esas beklentim üzen... o değil diyor. Evet esas değil. Beklentim İnşallah üzülmemek İnşallah o beklentisinin üstüne kalbinin de pırpır atacağı, bütün hormonların canlanacağı, böyle heyecan duyacağı çok güzel bir aşk da eklenir bu beklentiye inşallah. Benim söylemek istediğim yani aşk acısı evet, yaşamak çok kötü bir doğru, şey. Haklısın. Yani hani onu daha tatlı bir şekilde tutabilir. Evet tutkun evet, olsun tabii doğru. Ki beynin uyusun, işte ruhun uyusun, fiziğin uyusun, her şeyin uyusun ama hani o artık o acılı şeyleri yaşamak istemiyorum yani geçtim oradan çok diye düşünüyorum. Doğru, çok haklısın. Onun aşk acısı kötü bir acı. Güzel doğru. Gerçekten doğru. Yani. Onun peki ben güzel, ama Tarkan'ın bir şarkısında bir laf o çok hoşuma gidiyor. Kaybeden olmaz ki aşkta diyor. Aslında aşkta kazanan kaybeden yok. Yok tabii aslında ki o yok. Duyguyu yaşamak da insanda uyuyan birçok devreleri açıyor. İnsanı pişiriyor Mevlana'nın dediği gibi. İnsanda ilahi kanalları da açıyor. Yani ne yaşanacaksa hepsi programlanmış. Tabii ki ben mesela yani ben aşk yaşanacaksa o da programlanmış. Aşk yaşamamış insanlar için üzülürüm açıkçası. Ben de. Evet. Hiçbir şey ay çok korkunç. Evet o da ay, çok ay, kötü Allah bir duygu. Ama kötü bir kekimiz şey geliyormuş. Sen kekimizi ikram teşekkür ederken. Ederiz. Ben birkaç soru var onları sormak zorundayım. Kanserden koruyan besinler nelerdir sayar mısınız diye çok insanlar soruyor. Tabii ki biliyorsunuz hemen sayalım. Artık bu hastalık maalesef. Şimdi bir kere. Teşekkürler Alp'cim eline sağlık. Bir kanserden koruyan besin. Bir kere kanserden korunmak istiyorsa ilk önce kilo almayacaksınız. Evet. Çünkü kilo aldıkça göbek ve bel civarındaki yağlar arttıkça kanserojen maddeler ve ağır metaller orada daha çok birikiyor. İkincisi beyaz un, beyaz şeker. Ara sıra olabilir ama genelde kızartma, mevsim dışı sebze ve meyveler ve mümkün olduğunca da koruyucu katkı maddeli gıdalardan uzak durmakta fayda var. Bunlar önemli. Zerdeçal alışverişe çıktığınızda mutlaka bir zerdeçal alın, kişniş alın ve biberiye alın. Ve zencefil alın. Bu dördü kansere karşı koruyucu önemli baharatlar. Peki bir de son zamanlarda sözünüzü kestim. Bu Alzheimer da çok etkiliyor insanları. Kanserden beter. Kanserden daha beter bir durumda Alzheimer. Için, ne düşünüyorsunuz şimdi bu konuda? Için ona ne yapmak zamanında gerek? B12 düzeyinize baktırın. Ha, yani sebebi B12, yok diyorlar onun neden olduğu. Bilmiyorum ama şimdi şöyle eskiden de pek yoktu veya dünkü katıldığım bilimsel kongrede bu da tartışıldı. Acaba Alzheimer insan ömrü uzadığı için mi açığa çıkıyor diye. Evet. Beyni çabuk eskitiyoruz. Yani beyni verimli kullanmak lazım. Ya bizle mi ilgili bir şey? Şimdi şöyle zamanında omega 3 balık yağı almak, vitamin B12 takviyelerini almak, D vitamini eksiğini kapamak, D vitamin desteğini almak. Bu arada beyni de tıpkı nasıl çalışıp kolda pazu yapıyorsunuz onun gibi bulmaca çözmek, satranç oynamak veya aktüel kalmak. Kendi crash bunlarda... falan oluyor mu? Kendi crash. Peki bir şey söyleyeyim. Mesela biz tiyatro oyuncuları çok ezber yaparız devamlı harika beynimizle. Bir şey. Ama tiyatrocularda antrenman. Da görüyorum ben. Görüyor ama Alzheimer. Bu tabii ne kadar alkol sigara kullanıyorsunuz. Ha, özel hayatınızda. Ilgili. Depresyon bunun en büyük şeyi. Öyle depresyon. Mi? Yani sanatçılar duygusal insanlardır. Daha künt değillerdir, daha duygusaldır ve daha kolay duygusal travmaları yaşarlar. Aşık olurlar, hüzünlenirler, ne bileyim çok farklı duygusal yaşantıları var. Bu travmaların var. Etkisi var aynen. Yani. Her bir travma bize bir tane balyoz yumruk gibi. O yüzden diyorum ki dünyaya bir kere geldik geçip gideceğiz. Değmeyecek şeylere üzülmeyin, değmeyecek i̇şte evet, riskleri aslında almayın. Aslında en doğrusu bu da yani insanların elinde ki, değil. Hatta kahkaha çok önemli bir ilaç. Vücuttaki hormonları bile değiştiriyor. Kesinlikle. Yani, evet. Tabii ki. Evet. Yani biz benim daha zor hastalanacağız gibi bir durum var. Şimdi benim bir kahkaha mi? Yogası var biliyor musunuz kahkaha yogasını? Bilmiyorum ben. Bir yapalım mı beraber? Yapalım. Ayağa kalkalım mı? Ayağa kalkalım. Ben bunu programda bir yoga hocasından öğrenmiştim. Tamam. Şimdi ilk önce diyelim ki gülmeyi beceremiyorsunuz. Tamam. Kahkaha atamıyorsunuz. İlk önce elinizi şöyle koyuyorsunuz karın çakranızın altına doğru. Derin bir nefes alıp ilk önce programın sonunda bu hale geldik sevgili. Ama bu gerçekten ve kahkaha bulaşıcıdır biliyor musunuz? Evet. Bir kere daha yapalım bir kişi tamam. Bile güldürsek hadi, elinizle de yavaş yavaş enerjiyi yukarı tamam. Çıkıyor. Derin bir nefes alıyorsunuz. Hadi hep beraber. Ay harika.
harikasınız. Yani kendi kendinizi bile güldürebilirsiniz. Yani biz birbirimizi biraz hüzünsüz... Ay harika. Yani hiç kahkaha atmayı bilmeyen, sevmeyen bir insan bile bu kahkaha yogasıyla o nefesi yavaş yavaş enerji eliyle yukarı çekerek ve kahkaha bulaşıcıdır. Evet, o yüzden kesinlikle. Birbirine sarılan, birbirinin elini tutan, birbirini okşayan, sırtı birbirine sıvazlayan, pozitif enerji veren, gülen insan gördüğünüz zaman içinizden ona hayır duası edin. Kıskanmayın. Çok o doğru. Ortamı temizliyor, güzel enerji yapıyor. Yani uzun lafın kısası bizim üçümüze de hayır duası yap. Siz benden daha güzel ve daha içten gülüyorsunuz. Hayır efendim. Evet. Siz de öyle. Çok şeker birisiniz. Erkeklerin en tatlısısınız diyebilir miyim size? Biz erkekler şeker ve tatlı kelimelerini çok sevmiyoruz aslında. Ama ne diyeyim siz şimdi? Siz öyle ama çok peki öyle olsun. Nasıl diyeceğim? Yani. Model erkeksiniz. Bir kadın için model erkeksiniz. Teveccühünüz diyelim. Bu güzel oldu. Sabahcığım nihayet Migros severlerden sorular geldi. Alalım lütfen onları. Sabahcığım merhaba. Kendini bu kadar çok sevdirmeyi nasıl başardığını çok merak ediyorum. Seni çok seviyoruz. Ay, çok güzel alalım. Ve zor bir soru. Nasıl başardın? Bilmem, olduğum gibi olduğum için herhalde yani. Bir ekstra bir şey yapmadım. Neyse oyum evet, sonuçta. Dışarıda da böyleyim ben. Yani sen en eski tanıyanlardan biliyorum, birisin. Hani şey değilim. Sahicilik ve samimiyet her zaman çok geçer. Sahici ve samimi olduğum evet. için bence. Karşısındakini zorlamıyor Sabah. Ben onun programına çok konuk oldum. Konuştuk. Sabah'ın zorlayıcı enerjileri yok. Yok. Kendine karşı da yok. Kendini de zorlamıyor. Çünkü birçok insan kendi olamıyor ve çok zorluyor. Sabah akıyor doğal. Evet. Doğal. İçinden onun içinde gibi. İnsanların sıcacık içine hareket ediyor. Efendim evet, ikinci soruyu alalım. Kahkaha atmadan ne kadar durabiliyorsunuz? Güzel. Ay, güzel soruydu bu. Vallahi yani çok komik bir şey olmazsa atmıyorum. Ama genelde bir komik yani bir şey oluyor. Yerde evet oluyor. Dur yani. Bir de o bakış açısıyla da ilgili. Mesela bu sene ona taktım yazın bir anda düşürürken. Bana bir anda her şey çok saçma gelmeye başladı. Bak şimdi olaylara bak, her şeye bak yani. Kendini bir yukarı çek. Çok saçma. Üzüldüğümüz şeyler saçma. Peşinde koştuğumuz şeyler saçma. Ay yani o kadar lüzumsuz şeyler oluyor ki ben zaten Instagram'a bazı şeylerime devam, her şey çok saçma diye koymaya başladım. Ama doğru. Ya öyle çekip de bir bakın, sürü şeyi çok ciddiye alıyoruz. Hayat belki de o kadar ciddiye alınacak ayol. Bir şey değil. Süremiz tek gerçek kum var. Saati, kum saati. Kum saatini ters çevirin. Her giden kum, o gün giden ömrünüz. Hiçbir kum bir daha yukarı çıkmayacak. O yüzden değmez. Gereksiz değmez. Kalp kırmayın. Hakikaten yani değmez. Gereksiz yere üzülmeyi seçmeyin. Bizanslar, savaşlar, seçmeyin. Onlar, doğru. Bunlar. Tek gerçek var, öleceğiz. Ha ne? Üçüncü sorun geliyor. Bakayım neymiş şimdi? Merhaba Sabah Hanım. Son zamanlarda aşırı kilo verdiğinizi fark ediyorum. Formunuzu neye başlıyorsunuz acaba? Bunu ben de fark Söyleme. Ediyorum. Gerçekten ne yapıyorsun? Ya yapıyorum bir şey. Ya bir şeyler yapıyorum dediğim. Yani yemiyor musun? Sağlıklı mı besleniyorsun? Ay deli gibi yiyorum yani. Bu aralar rejimi yapıyorum evet. Ama zaten bir dönem vermiştim kiloyu. Onu koruyorum. Çok fazla da mesela bir gün çok yersem ertesi gün yememeye çalışıyorum. Ya hani sırf su içiyorum. Sebze suyu falan filan o tarz dengeliyorum. O tarz dengelemeye çalışıyorum. Şimdi Migros'tan, efendim Migros severlerden Ender Bey'e sorular. Hadi bakalım. Eyvah. Bir yaştan sonra 5-6 kilometrenin zararlı mı, yani faydalı mı onu sizden sormak istiyorum. Günde ayrıca günde 3 litre su içmek, o da mı abartılı oluyor? Güzel, çok güzel bir soru beyefendinin çok. Sorusu. 5-6 kilometre sağlıklı gözüküyor. Yokuş yukarı olmamak şartıyla, merdiven çıkmamak çünkü. Şartıyla, evet. Bir de aşırı soğuk veya aşırı sıcak olmaması şartıyla son derece sağlıklı yürürse ömrüne ömür katar bir. 3 litre su tabii mevsime göre değişir. Kışın ekstradan bir, en az bir 1,5 litre suyu içmek lazım. Yazın ise 3 litre gayet uygun. Yani bol su içmeliyiz. Peki ikinci sorumuzu evet. Alalım o zaman. Merhaba Ender Bey. Ben tansiyon hastasıyım. Neler yemem lazım, neler tansiyon düşürmek için, devamlı yüksek olduğu için
baş ağrısından duramıyorum. Ondan dolayı neler yapmam lazım? Bana açıklarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Halkımız ne kadar tatlı değil mi? Çok. Yani o insanların temiz kalpliliği ne kadar evet, güzel. İyi niyetli soruları. Şimdi şöyle, yüksek tansiyon şu an toplumda çok büyük bir baş belası ve gittikçe artıyor. En büyük nedeni de dünyada ortalaması 7 gram tuz, günlük biz 17 gram tüketiyoruz. Aa, biz tuz serpmiyor diyoruz ama yemekler tuzlu pişiyor, ekmek, zeytin, peynir, bazı turşu, gıdaların da içinde de birçok şey de var. Dolayısıyla mümkün olduğunca tuzu azaltmak bir nolu tedavisi bu. İkincisi de potasyumu yüksek sebze ve meyveleri bol yemek lazım. Muz, incir, işte pazı, bazen patates gibi yani kivi gibi potasyumu yüksek gıdalar sodyumla yer değiştiriyor. Onlar da tansiyon düşürmeye yardımcı oluyor. Üçüncüsü ise limon ve sarımsak çok tansiyon düşürür. Bu ikisi okay. Limon, sarımsak, hatta buna zeytinyağını da katarsak bakın Egelilerde daha düşüktür tansiyon. Çünkü bol zeytinyağı, limon ve sarımsak nasıl çok tüketilir. Nasıl yapacaklar limonlu, sarımsağı, zeytinyağı? İsterlerse bunu evde bir karışım da yapabilirler. 2 litre taze limon suyu içerisine 40 diş sarımsağı çok hafifçe patlatıp ezmeden içine atsınlar. Sonra bunu loş bir yerde saklasınlar. Günde sadece bir kere baş aşağı yapıp hafifçe çalkalamadan yani şöyle bir döndürsünler. Bu 30 gün sonra hazır olur. Bundan sabah akşam ikişer çorba kaşığı içtiklerinde hem kolesterolü düşürür, tansiyonu düşürür, kanı sulandırır, nezle gribe karşı korur. Çok faydası olur. Peki, çok teşekkürler. Bitti değil mi sorularımız? Migros severlerin soruları. Bayağı aydınlanmışlardır sanıyorum. Evet, evet çok gayet da. Peki şeker hastaları için demin sordum mu size için... sormadım. Yok, evet, onun da çok soran hastaları... var. Şöyle bir kere şekeri sadece almamak değil yakmak da önemli. O nedenle her gün sabahleyin 40 dakika, akşam da 20 dakika yürüyüş yapacaklar. Bu bir. İkincisi tok karnına tatlı, şekerli meyve yemeyecekler. Üçüncüsü mahlep, tarçın, acı badem, Yahudi baklası, kekik suyu ve tarçın. Bunlar yani ve kuşburnu marmelatı şekersiz olursa bunlar kan şekerini bayağı düşürürler. Çok yardımcı olurlar. Yine aynı şekilde araları çok aşırı uzun tutmamak. Yani günde bir öğün yemek çok bir anda yükseltip sonra çok düşürebilir. 3 tane normal öğün yeterli ve mutlaka bol su içerek. Şekeri en çok düşüren olaylardan biri de bol su içmektir. Bunlarla bir katkısı olur. Şahane. Herkes bunları çok... Bu şeker hastalığı, Alzheimer, kanser... Maalesef. Ve çok gündemde. Ben kızlarımıza bir bakayım ne yapıyorlar. Olmuş ya Beren. Evet, bakayım neler yaptınız. Sen çok şık olmuşsun. Dudakların da çok güzel olmuş. Dudaklar bakayım. Hafif bak dudaklara. Aa, çok güzel bayağı olmuşsun. Dolgunlaşmış dudaklar. Evet. Harika, çok güzel. Peki şuraya geçiyorum. Sana bir bakayım ne yaptın sen. Sabah Beren yıkılsın. Beren bildiğin yıkılsın. Bu sabah tüm... Süper. Sen bu... bu da Nilgün Belgün beresi. Ay, al. Gel berelerimiz de. Ay çok güzel. Süper. Çok teşekkür ederiz. Bakayım. Taktım mı? Takabildim. Süper. Biz seninle şekerim bak karda bu şekilde el ele veririz. Ver arkadaşım elini. El ele veririz biz. Karda böyle. Bakayım. Harika, eline sağlık. Şuradan çok güzel olmuş. Şuradan çekseniz de görelim. Çok çok hoş olmuş. Çok beğendim. İsimlerimiz de harika. Her şey çok, çok güzel. Çok güzel olmuş valla. Eline sağlık. Size hiç kek yemediniz, hiç çay içmediniz. Alp'e şey ayıp yapmadınız. Olmasın bir lokma alalım. Bir lokma alın bakın. Şimdi ben efendim şeyleri okuyayım. Hediyeleri kazananları ben bir okuyayım. Şöyle ki. Okur musun Sabah Tümer, Ender Sabah? Herkes şimdi harika şeyler söylediniz. Harika sohbet ettik. Daha ne olacak? Nasıl çok konuştuk? Konuşacağız tabii ki. Biz hediyeleri kazananlar biz seni hediye ediyoruz. Biz kazandık diyoruz. Siz kazandınız. Siz de kazanacaksınız hediye. Öyle mi? Tabii, siz... İyi ki geldik. Evet, iyi ki geldik diyor. Şimdi efendim, tarifimize en iyi isim veren bir kişiyi ben seçtim. Söyleyeyim hemen kim olduğunu. İsmini nereye yazdınız o kişinin? Ben bulamadım. Efendim isim Turuncu Rüya. Ben bunu seçtim. Turuncu Rüya benim çok hoşuma gitti. Ne kazandım derseniz fakirden bir tost makinesi hediye ediyorum size. Hiç de fena değil. Tost makinesi değil mi? Gayet güzel. Gayet güzel. Çok güzel. Turuncu Rüya'ya verdim bu tost makinesini. Şimdi şifreyi yakalayanlar Instagram'dan ve Facebook'tan direkt mesaj bölümünde bizimle paylaşan ilk 5 kişi...
Ace temizlik seti ve Elsev bakım paketi kazandı. Yani toplam 10 kişiye Ace temizlik seti ve Elsev bakım paketi verdik. Onlar da Ahmet Kalkan, Asuman Hanım, Sündüz Coşku, Müge Okur, Pelin Hanım, Sibel Yıldırım, Nevin Özay, Şirin Samet, İlknur Hanım ve Selma Gül hanımefendi. Güle güle kullanın efendim. Şimdi benim sevgili konuklarıma da birer hediyem var. Ben getireyim mi? Sen getir, sen anlat o zaman. Getirmişken hazır. Sizlere Anadolu lezzetlerinden birer paket hazırladım. Heyecanımızı bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ay çok teşekkür ederiz. Aa, bak sabah sonra bahsettiğim şey cips. Ya. Tarhana cipsi. Yok canım, tarhana çorbası prebiyotiktir, güzel. Çok faydalıdır. Nasıl? Güzel. Kutunu beğendin mi arkadaşım? Harika. Sevgili çok dostlarım, önce köşelerdeki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum, bütün köşelere. Sevgili dostlarım, zaten beni bugün yalnız bırakmadınız ya. Benim böyle ilk biz dinlemiyoruz bana, ilgili şeylere daldık. Bana sevgili dostlar hediyelerle meşgul hiç ben değil. Beni zahter salatası ne acaba? Sen sevgili dostlarım diyorsun. O da ki zahter salatası ne? Bu tarhana cipsi anlattın mı? Çok teşekkür ederim. Gerçekten yanımda olduğunuz için. Vallahi inanın böyle biliyorsunuz ilk yapılan yayınlarda insan böyle yanında dostları olsun ister. Sizler de benim çok özel, çok sevdiğim dostlarımsınız. Beni kırmadınız. İnşallah hayırlı olsun. Sabahcığım çok teşekkür ederim. İlk defa böyle bir şey oluyor. İnşallah uğurlu gelirsiniz. Evet bir ilk yapıyoruz. Evet bir ilk. Sen de bir yol açıyorsun. Tabii ki sana destek vereceğiz. Evet inşallah hepimize iyi gelir. Sen bizim canımızsın. Çok teşekkür ederim. Bakayım bu neymiş. Siz de benim için öylesiniz. Şimdi bu efendim ortadaki tabağı alıyorum. Ben ortanıza geliyorum. Biz hiçbir şeyden vazgeçmiyoruz. Ay çok şeker. Sabah asla bırakmıyor. Bırakma asla tut bırakma. O senin. Sabah hayata. Bırak artık vallahi senin. O senin. Ay vallahi altı senin. Parça var. Altı arabada parça da altı parçayı göreceğiz. Şimdi şöyle bize anı kalsın diye bir selfie yapıyoruz. Oo. Ama benim elim... Eyvah, seninki de, benimki de olmuyor ben biliyor musun? Nasıl yapacağız ya? Ender ne yapacağız biliyor musun? Benim sen benim. Evet alacaksın. En uzun kolu. Bunu Kenan İmirzalıoğlu harika selfie çekiyor. Şöyle çünkü şöyle. Kolu çok uzun. Öyle aa mi? Kenan İmirzalıoğlu koskoca adama. Hadi sen bayanlar. Kime gittin ayol? Çok güzel. Böyle oldu mu? Oldu ama oldu kim basacak? Ben basacağım. Buradan basacağım. Nereye basacaksın? Nereden basacağım? Selfie modunda oldu mu çıkması? Bir dakika dur. Şunu şöyle çevir. O zaman çevir, şöyle çevireceğim. Bir saniye. Tamam. Tamam. Şimdi olacak. Elimi ay de şuradan çekeyim. Bak bakayım ayol. Dur kızım. Aa, bu da dönüyor. Çocuklar nasıl yapacağız? Biz bunu yapamıyoruz. Ha öyle yapacağız. Dur, çevirdikçe ya. O da dönüyor. Ya ben o tarafa geçeceğim sabah. O taraftan tamam gel hadi sen başka bu tarafa gel aşkım. Evet hep dönüyor. Ay çok komik çocuklar bir selfie beceremedik. Bradley Cooper dünyayı tamam. Çekti vallahi hatırlıyorsun. Tamam. Şeyde. Şimdi becereceğiz merak etmeyiniz. Tamam. İki güzel bayanla. Bu dur. Vallahi becereceğiz az kaldı. Az mı kaldı? Az kaldı. Tamam. Dur. Peki niye çocuklar ben şuradan dakika, bir şey yaptım oradan mı olur? Selfie çubuğu lazım sizin programa. Bizim programa en dur, acil dur. Haftaya selfie çubuğu. Hayır sizin eliniz niye? İyi de benim parmağım şey olmuyor benim, yani. Niye oluyor? Bilmiyorum olmuyor kamerayı kapatıyor bu olmaz. Bu olmuyor bu olmaz. Kusura bakmayın verin bir cep telefonu sizinkiyle çekeyim bunlara göndereyim. Şey yapalım yok, arkadaşlardan olmadı. Biri çeksin. Sabah telefonunu ver. Ben de buradan deneyim bakayım. Gerçekten selfie amatörleriymişiz yani. Selfie Ender'cim. Amatörleriyiz biz geldim. Ne yapalım? Çekiyor dur sen mu? Çek. Peki hadi ben çekiyorum. Selfie moduna getireceğiz. Bizi iki program daha yapalım. Ha şimdi oldu. Bir daha çekeyim. Vallahi çok güzel çıktınız bayanlar. Ay çok güzel oldu. Harika. Harika. Tamam oldu. Çok teşekkürler. Efendim çok teşekkür ediyorum tekrar size. Güle güle yiyin için o hediyelerinizi. Evinizde biriniz yemek yaparsınız gelirim artık size. Tabii efendim biz zahter. Yok ben adam gibi karın doyuracak o ispir fasulyesini istiyorum. Onun yanında bir de şey o hani şey sucuğu var. Çok az. Gelin Ender, vallahi. Ender size güzel bir sucuklu kuru fasulye. Tamam. Yanında bulgur pilavı tamam. Bir de turşu. Söz tamam. Mü? Vallahi söz. Geliyorum. Bekleriz. Efendim çok teşekkür ederiz. Eğer bizi izledinizse bu vakte kadar size hoş
hoşça vakit geçirdikse doğru yere mi bakıyorum, doğru kamerada mıyım? Önümde İzmir fasulyesi vardı acaba dedim, şey mi yapıyorum? Haftaya yine biz buradayız. Saat 11'de yine değerli konuklarım olacak. Sizlerle birlikte olacağız. Haftaya da sizi bekliyorum. Sakın kaçırmayın. Nilgün Belgün'le 4 Köşe. Hoşça kalın.